Ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok. Selamlar Yesevi yoluna hoş geldiniz efendim. Ee, bu programımızda da yine Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz siz de programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Allah razı olsun. Ee, şimdi sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyenler biliyorsunuz biz Yesevi yolu programında efendim Hayder'in faaliyetlerini konuşuyoruz. Bugün de bir şu Suriye'yi konuşalım dedik çünkü... Ee, öyle algı operasyonları vesaireler yapılıyor ve maalesef biz bu tuzaklara hep düşüyoruz ki Mehmet abi sanki orada bir savaş yokmuş gibi sanki oradaki akan kan durmuş gibi oradaki mazlumların artık hayatı eskisi normale gibi devam ediyormuş gibi. gibi normale dönmüş gibi düşünüyoruz ama öyle bir şey yok maalesef biz e, uzun zamandır burada da konuşmadık sizde mi? konuşmak istemiyorsunuz yoksa Hayder de evet. mi Suriye'de artık bir şeyler yapmıyor? Merak ettim ben bu programda özel olarak hani bunu bir konuşalım dedim Mehmet abi. Evet. Çünkü biliyoruz ki Hayder'in orada bir yetim okulu var. Ne durumda? Faaliyeti devam ediyor mu? Suriye ile ilgili neler yapıyor Hayder? Biraz bu başlıklara değinelim. Ve aynı zamanda bu yapılan o algı e, operasyonlarına karşı da illaki sizin bir düşünceniz, fikriniz vardır. Onu da açıkçası merak ediyorum. Şimdi tabii aslında yani bu algı operasyonları sadece Suriye için değil, hı hı. ülkemizde bulunan farklı ülkelerden gelen kardeşlerimiz için de yapılıyor. Bu algı operasyonları Türkiye'nin yerli vatandaşları, Türk vatandaşları için de yapılıyor. Tabii. Yani bu algıyı yapan mihrakları biz tanıyoruz, yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz. Yani oturduğu yerden konuşan, koltuğa yaslanıp ahkam kesen ondan sonra kendilerini Türkiye'nin sahibi zanneden, ondan sonra her konuda e, yorum yapan, her şeyin en iyisini bilen, hiç kimseye faydası olmayan, ama e, işte e, elindeki kalemiyle veyahut da imkanlarıyla, e, diliyle e, kusan, hı hı. yani e, her türlü fırsatta da bu şeyini belli eden, yani güzel bir şey var. Beyit var aklıma geldi. Biz e, Efendi Hazretlerimizin kardeşi İsmail hocamız çok okurdu bunu. İşitin ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül bir kara taşa benzer. Taş yürekte ne biter? Dilinden avu tüter. Ne kadar yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Yani taş yürekli insanlar var. Ne güzel ya. Dilinden avu tüten insanlar var. Kaleminden ...avu tüten insanlar var. Maalesef. Bir takım yerlere e, gelmiş hasbel kader. E, orada e, her yaptığı fiiliyle avu tütüren insanlar var. Halbuki ...avu zehir bu arada. Zehir. Evet, izler, tabii Yani evet. E, yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Hani biz Suriyeyi niye konuşmuyoruz? Çünkü e, artık Suriye'nin önüne geçen bazı e, ümmet coğrafyasında dertlerimiz Hı -hı. var bizim. Hı -hı. Eskiden belki bir Suriye, bir Irak vardı. Ee, Irak bile e, unutulmuştu. Suriye vardı. Ama sonrasında e, biliyorsunuz bir Arakan Arakan'da hı hı. E, e, bir sıkıntılar oldu. Sonrasında Yemen. Sonrasında Filistin zaten yıllardır devam ediyor. Ama Gazze bir senedir çok önemli bir gündem evet. e, konusu ki öyle olması gerekiyor. Libya var, Sudan var. Afrika'nın farklı bölgeleri var. Türkiye ekonomik olarak çok da böyle e, ekonomimiz iyi değil. Biz de geçen sene bir deprem yaşadık. Yani aslında hani biz Suriye'yi gündeme getirmiyoruz derken Suriye'deki yardımlar devam ediyor Mustafa Bey onu söyleyeyim. Hı, güzel. Ondan sonra yani bir şeyden vazgeçmiş değiliz. Zaten biliyorsunuz Hayder'in en önemli özelliği evet. bir şekilde bir ihtiyaç sahibiyle irtibat kurduysa ümmet coğrafyasında bir yerde çalışmaya, faaliyete başladıysa bunun arkasını getiriyor. Hayder'in özelliği bu. Çünkü şöyle bakıyoruz biz olaya. Hani geçen gün e, bir yerde gördüm ben de onu paylaştım. Diyor ki sana birisi bir derdiyle gelirse diyor onu sakın geri çevirme. Çünkü önce Allah'a gitmiştir. Sonra Allah onu sana göndermiştir diyor. Allah Allah. Yani burası önemli. Yani evet. önce o Allah'a gitmiştir. Sonra o Allah şey, sonra Allah onu sana göndermiştir. Yani böyle bakarsak işte Allah Celle Celaluhu Türk milletine öyle bir özellik vermiş ki derdi olan Allah'a gidiyor Allah onu Türk milletine gönderiyor. Diyor ki sizin derdinize bu Türk milleti çare olur. E, hepsine mi çare olur hepsine olmaz ama biz eğer birisiyle muhatap olduysak biz eğer birisine yardım etme imkanımız varsa en azından o birisini bırakmıyoruz Mustafa Bey. Geri kalan 99'u ne olacak? Abi ben o birisiyle meşgul olayım, o 99'una da başkası sahip olur. Ben gücüm yettiği kadarıyla sorumluyum. Değil mi mesela? Şimdi diyelim ki Suriye'de bir sıkıntı var. E bunu bilmeyen bir Müslümana bunun sorumluluğunu yükleyebilir miyiz? Yükleyemeyiz. Yok. Hani ne güzel söylemiş, Hazreti Ömer Radyalan çadırları geziyormuş da, bakmış kadının birisi içeride çocukları aç, onlara çorba yapmaya çalışıyor, malzemesi de yok. Hazreti Ömer'e de bir taraftan söyleniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu dışarıdan duyuyor. Kapıyı çalıyor. Kadın tabi Hazreti Ömer'i tanımıyor radıyallahu anh. Diyor ki buyurun diyor. Ya diyor sen Ömer'e kızıyorsun ama Ömer senin bu durumunu nereden bilsin diyor. Yani bilmiyorsa nasıl mesul olacak diyor. E bilmeyecekse niye halife oldu diyor. Kadın da enteresan bir cevap veriyor. Şimdi tabi halifenin konumu ayrı. Hı hı. Ee, bu olayları bilmeyen Müslümanların durumu ayrı. Evet. Şimdi mesela bir şey oluyor. Mesela bir dostunuzla karşılaşıyorsunuz. Diyor ki ya diyor mübarek ne sıkıntılar yaşadım, ne hastalıklar geçirdim. Sen neredesin diyor? Abi haberim yok benim diyor. Şimdi haberim yok diyorsa sen ne diyorsun? Ya doğru söylüyorsun. Sen haberin olsa sen beni aramaz mısın? Sen beni sormaz mısın diyorsun. Şimdi haberi olmayan mesul olmaz. Tamam mı? Haberi olmayan duymamış bu bir e, mazerettir değil mi Mustafa Hı -hı. Bey yani duymadım Tabii. abi yani bir cenazeniz olmuş ama duymadım bir hastanız olmuş bir hastalı bir hastane duymadım kardeşim kusura bakma yeni duydum yeni duydum gereğini yaparsın. Hı -hı. hiç duymadın Mesul değilsin. ama biz duyuyoruz görüyoruz gidiyoruz e, yaşıyoruz yani biz bunları gördüğünce duramıyoruz işte evet. Mustafa Bey yani aslında Hayder'i bu kadar çok iş yapmaya teşvik eden bu olaylarla muhatap olmamız. Zaten bunun için var Haydar. Yani biz bunu da ya nereden muhatap olduk demiyoruz. Zaten biz bu muhataplık için ortadayız. Dernekler, vakıflar ne için var? Nerede bir garip varsa, nerede bir yetim varsa, nerede bir sıkıntıda Müslüman varsa onu bulmak için var. Yoksa ne için var abi? Tabela ya. için mi var? Tabela derneği. Bilmem ne yaptırma ve yaşatma derneği. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Neyi yaşatıyorsunuz? Kendimizi yaşatıyoruz. Hı. Abi sen ne derneğisin o zaman? Değil mi yani? Evet, evet. Vakıf mısın? Dernek misin? Arayacağım, bulacağım. Bağışçılarını, mütevellini, üyelerini teşvik edeceksin. Ortaya çıkmışsın sen. Evet. O zaman o tabelayı kaldır. Değil mi? Tabii. O zaman o tabelayı kaldır. O tabelayı kaldırmıyorsan o tabelanın gereğini yerine getir. E biz bunu yapıyoruz. Yani biz e, bunun için yola çıkmışız. Bunun için iddiamızı ortaya koymuşuz, bağışlara doğru adresler bulan Hayder, kardeşlik köprüleri kuran Hayder, Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Dünya'ya dağıtmak için toplayan topladığını dağıtan, niye söylüyoruz bunları? Klişe bir slogan olsun diye mi? Kamyon arkası yazı mı bu abi? Değil mi yani? Tabii, Kamyon arkasına yazıyorlar ya. Bizi çekemediler halat koptu yazmış evet. adam. <laughs> ya, ya halat kopsa ne olur? Ümmetin halatı kopmuş sen ne halatından bahsediyorsun? Ya. Kıskanma ne olur? Çalış senin de olur. Kamyon arkası yazı yazmış. Ben de eski bir kamyoncuyum. Hı. Yazabilir mi? Yazabilir. Argo bir şey kullanmıyorsa insanlara düşündürecek bir şeyse tamam eyvallah ona da bir şey demiyoruz. Ama sen bir derneksen bir vakıfsan sen sosyal medyadan etkilenemezsin. Sen algılara hizmetini kurban edemezsin. Tabii. Sen bir Müslümanı gördüysen. Ve Çukur'daysa elini uzatacaksın. Sen elini uzatacaksın. Senin elini de bağışçın tutacak. Öbür bağışçın da öbürü e onun elini tutacak. Yani bu iş böyle yardımlaşmayla olur. E şimdi Suriye. Suriye'ye gelelim. Suriye biliyorsunuz 2011'den beri bir iç savaş var. Şu son birkaç aydır da Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten e artık mecbur kaldı ve Esed'e elini uzattı. Esed de elini uzatıyor. Ama hala ısrarla birileri o ikisinin arasına giriyor ve bu iç savaşın bitmesini istemiyor. Bu işin siyasi boyutu Hayder'i ilgilendirmiyor Mustafa Bey. Şu an orada e, hani bir takım e, örgütler var, bir takım işte PYD'si var, YPG'si var bunlar. Bizim güneyimizde, güney sınırlarımızda bir e, çakma bir devlet oluşturmaya kalkmadılar mı PKK ile birleşip? Kalktılar. E, orada vatanını savunan gerçekten Suriyeli mücahit kardeşlerimiz de var. E, bir taraftan devletimiz bizim orada işte Afrin'de, Elbap'ta, Cerablus'ta, İdlib'de değil mi birçok operasyon yaptı. Oralarda bizim askerimiz var. Devletimiz oralarda tedbir aldı. Bu insanları rahatlatmaya uğraşıyor. E peki Hayder ne yapıyor? Hayder de bir sivil toplum örgütü olarak Suriye'yi gündeminden çıkartmıyor. Neden? Çünkü yaklaşık sınırımızın bu tarafında 3 milyon, sınırın ötesinde hemen sınırımızın öbür tarafında 1-1,5 milyon Suriyeli Müslüman var. E ne yapalım? Sen ne yapalım diyorsan sana bir şey demiyoruz zaten. Ama biz ne yapalım demiyoruz, ne yapabiliriz diyoruz. Evet. Ne yapabiliriz diyoruz. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız diyoruz. İşte İdlib'de elhamdülillah yaklaşık beşinci sene bu sene bir yetim okulumuz var. Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu. Binayı da satın almadık çünkü ne olacağı belli değil. Hı hı. Mustafa Bey kiralık tuttuğumuz bir binada hı hı. önce 120 yetim yavrumuzu aldık. Sonra 150'ye çıktı, 180'e çıktı. 200 oldu, 250 oldu, 360 oldu. Şu an 380 tane yetim yavrularımız. Bu izlediğimiz görüntülerdeki de bu yetimlerin anneleri. Anneleri. Evet. E şimdi e, elhamdülillah Elhamdülillah şimdi onu söyleyeceğim. Biz bu yetim yavrularımızın tüm okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okulun da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğretmenlerin de maaşlarını ödüyoruz. Yine bunlar da mağdur Suriyeliler. Ondan sonra bu yetim yavrularımızın annelerine kumanya yardımı yapıyoruz. Şimdi yani aslında 380 tane ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocukların ayakkabısına varana kadar, kışlık montuna varana kadar her şeylerini karşılıyoruz. Aslında geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Eğer deprem olmasaydı o bizi içe 2023 yılında içeriye dönmeye mecbur etti açıkçası. Bu yardımları durdurmadık ama içerideki çalışmalara yani deprem bölgesindeki çalışmalara ağırlık verdik. Ve elhamdülillah 3 tane kardeş kuruluşumuzla beraber deprem bölgesinde ne yaptık? 571 tane konteyner kurduk. Elhamdülillah devletimizin yanında olmaya, milletimizin yanında olmaya gayret ettik. Şu an yaralarımızın büyük bir kısmı sarıldığı için yeniden Suriye'de e, bu çalışmaları artırmanın yoluna baktık. Aslında biz Suriye'de bu yetim aileler için ev de yapacaktık Mustafa Bey. Yani bu yetim okulunda evet. okuyan çocukların anneleri için bir de dedik ev yapalım, çadırdan da kurtulsunlar dedik. Nasip olmadı. Tabii bu senede Gazze e, özel gündemle gündemimizin birinci sırasında Gazze ama biz Suriye'yi unutmuyoruz. Suriyedeki kardeşlerimizi bırakmıyoruz çünkü bunlar yetim. İşte Serkan Bey kardeşimiz orada bak yetim evet. bir yavrumuzla sohbet ediyor. Ondan sonra onun başını okşamaya çalışıyor. Yani şimdi Suriye ile alakalı özellikle Türkiye'de sosyal medya üzerinden ve bir takım da böyle siyasete bu konuyu malzeme edenlerin oluşturduğu algıyla Suriyeli'lere yönelik bir şey oluşturuldu. aslında. Yani burada böyle bir ırkçılık var. Ee, bizim kalbimizde hiç olmayan bir olmaması hastalığı. Olmaması da gereken. Olmaması da gereken. Evet hastalığı şey yapmaya, şırınga etmeye çalışıyorlar. Ya biz hiçbir zaman ırkçı olmadık. Biz milliyetçilik ayrı bir şey. İnsan evet, evet. kendi milletini sever. sever. Bundan Ama, da daha doğal bir şey yok. Yoktur. Yani şimdi görüntüleri izledik. Bak oradaki annelerimiz hepsi zaten bizim annelerimiz gibi yani. E, yavrularımız zaten bizim evlatlarımız gibi yani görüntü olarak. E şimdi yarın bir gün farklı bu insanlar farklı bir dil kul kullanıyor, konuşuyor diye bunları dışlamak bunlar efendim bunlar geldi diye bizim rızkımızın eksildiğini düşünmek. Ya bunlar ne biçim çarpık fikirler, düşünceler şimdi Mehmet şöyle, abi ya. Şimdi şöyle Bey tabii ki çok aslında sakat. Yani bir Allah e, muhafaza yani bu imanı bile şey yapar. Yani şöyle e, tabii aslında eee biz e, ümmet olarak e, birçok sorumluluğumuz var. E, bu sorumlulukların içerisinde en önemlisi de e, ümmet coğrafyasında bir sıkıntı varsa o sıkıntıya bizim arkamızı dönmememiz gerekiyor. Eğer ümmet bilincindeysek hı hı. ki bizim ümmet bilincinin dışında bir de bizim millet olarak bir merhamet bilincimiz var. Heh, bizde yakışan yani. yani... Heh, merhamet bilincimiz var. Yani biz mesela şu an Ukrayna'da olanlara üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ya kafir kafiri kuruyor. Ya kafir kafiri kuruyor ama arada bir sürü masum insan ölüyor. Ölüyor. Yani çocuklar ölüyor. Kadınlar mesela ben geçen bir toplantıda dinledim. Şu an Ukrayna'da biliyorsunuz evleri basıyorlar. Erkekleri topluyorlar. Birçok erkek evinden çıkamıyor. Kadınlarla çocukların Ukrayna'dan çıkmasına müsaade ediyorlar. Aileler parçalanmış. E buna şimdilik alkış tutulur mu? Yani. Buna sevinebilir mi bir Müslüman? Sevinmez. Yani sonuçta gadre uğramışsa bizim inancımızda ve bizim töremizde. Evet. Gadre uğramışsa bizim de yardım etme imkanımız varsa biz ona yardım eder miyiz? Ederiz. Ederiz. Doğru mudur? Doğrudur. Hı. Çünkü mazlumun dini sorulmaz. Mazlumun mezhebi sorulmaz. Zulme uğramış. Elhamdülillah tarih boyunca da hep öyle olmuş. Yani, yani yok böyle bize bu yakışır. Evet. Ama şimdi çıkmış birileri milliyetçilik adına Türkiye'de faşizm yapıyor. Hı. Milliyetçilik adına ırkçılık yapıyor. Irkçılığın da ötesi bu ya. Tabi. Ya yani bu bir insanlık suçumuz Mustafa Bey. Yani şimdi hani biz İsrail'e kızıyoruz. Ondan sonra Almanya'da e, Hitler'e kızıyoruz. Değil mi? Tarih boyunca kim soykırım yapmışsa kızıyoruz. Neden? Çünkü biz tarihinde soykırım olmayan bir milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimize bakın. Bizim tarihimize kan, gözyaşı, zulüm yoktur. Bizim tarihimize ne vardır? Kardeşlik vardır, uhuvvet vardır, suhulet vardır. E, mazluma yardım etmek vardır, mazlumun yanında olmak vardır. Evet. Şimdi adam çıkıyor bunu yapıyor. Ma mesela ne yapıyor? Diyelim ki Suriyeli birisi bir şey yapıyor, tüm Suriyelileri aynı kefeye koyuyor. Maalesef ya abi ya. etme eleme ya. Böyle bir şey olur mu ya? Aynı mesela Türkiye'de de vardır ya böyle. Bir memleketten birisine kızmıştır. Falan memleketten adam çıkmaz. Ya bir kere sen bunu söylüyorsan sen adam değilsin zaten. Neden? Bir kere sen adam mısın ya? Yani şimdi sen falan memleketten adam çıkmaz ne demek ya? Hepsi mi kötü ya? Hepsi kötü. O zaman sen de kötüsün. Ya meşhur, sen nasıl iyi oluyorsun yani? Meşhur bir adamın meşhur bir sözü var. Diyor ki bütün genellemeler yanlıştır bu genelleme dahil. He. Buyur işte. Yani ne ya kadar sen, ya Suriyeli suça karıştı diye e, ya sanki Mustafa bütün Bey, E Türkler ya, de bir dünyası şey. Ya Mustafa, istiyor. mesele Türk meselesi de değil. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var. Ya bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane çıkabilir. Geri kalanı sen niye aynı kefeye koyuyorsun ya. abi ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Ya onların ne yaşadığını sen biliyor musun? Tabii. Onların onların ne empati yapıyor musun? Hiç böyle onlar adın, onların yerine kendini koydun mu? Allah göstermesin yarın bizim başımıza gelse ne olacak? Ben mesela bir toplantıya gittim. Bizim bu e, Suriye'de operasyonları yaptığımız Zeyd bin Sabit Derneği'nin kurucusu Sariye Rufai Hazretleri var. Çok büyük alim. O ne anlattı biliyor musun Mustafa Bey? Dedi ki 1920'li yıllarda dedi Türkiye'den Suriye'ye çok gelen oldu dedi okumak için. O dönemde biliyorsun hani 1930'lu 40lı yıllarda evet. yani CHP dönemi biliyorsun Kur'an-ı Kerim'lerin yasak olduğu hı hı. işte köylerde bile jandarma takibiyle o karanlık yıllarda Suriye'ye giden bir sürü Türkiye'den hicret etmek zorunda kalan olmuş. Diyor ki onlar geldi diyor. Mescitlerimizi açtık, medreselerimizi açtık diyor. Çok gelen olmuş o dönemde. Ondan sonra sonra diyor artık diyor mescitlerde, medreselerde yer kalmadı. Biz evimizi açtık diyor. Kardeşlerimize evimizi açtık diyor. Ama hasper kader Allah bugün o gün sizin düştüğünüz duruma bizi düşürdü diyor. E ya ne yapacağız şimdi? Evet. Yarın bizim ne olacağımızın garantisi var mı? Yok. Benim tıkırım yerinde. Sen öyle zannet. Sen tıkırın yerinde zannediyorsun ama bak bakalım Allah bir musibet verirse tıkır kalıyor mu ya, mıkır kalıyor mu? Allah, Allah. Yani e, böyle olmayalım. Bizim geleceğimiz var, bizim de çocuklarımız var. Allah göstermesin bak dört tarafımız çevrilmiş. Herkes Türkiye'nin tökezlemesini bekliyor. E, bunlara malzeme vermeyelim. Bir taraftan da şu anki mazlumlara sahip çıkalım ki Allah da bizi muhafaza eylesin. Evet. E, biz sinikmese Suriyelilere yardım yapıyoruz ama bunlar bilmiyor. Ya biz onlar bilsin diye yapmıyoruz ki ki bana göre bilenleri var. Var tabii. E, var Mezunlar mesela var. şu an mesela bizim e, Elbap'tan e, bir kardeşimiz Suriyeli bizim derneğimizde çalışıyor beş senedir de çalışıyor Türkmen Türkmen hadi Arap da değil sen milliyetçisin ya Arap da değil bizim derneğimizde çalışıyor ne yapalım yollayalım mı onu yollayalım mı ona kalsa yollayın der niye adamın Türklük diye bir derdi de derdi yok, zaten. yok zaten. Adamın Tabii. Türkmenle, Mürkmenle işi yok. yok. Adamın neyle işi var? Adam ırkçılık yapıyor. O bir siyasi bir malzeme olarak kullanıyor bunu. Ve bunun neticesinde bir sürü insanın da hayrına mani oluyor. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki, bizi izleyen kardeşlerimize de buradan söylüyorum. İster Suriye'ye yardım edin, ister Lübnan'a, ister Libya'ya, ister Sudan'a, ister Gazze'ye, ister Yemen'e. Ama nereye olursa olsun bir yardımınız olsun. Neden? bizim de huzurlu kalmamızın sigortası bu olsun. Çünkü e, bu yardımların sebebiyle, bu yapılan infakların sebebiyle Allah bizi bu ateş çemberinde muhafaza ediyor Mustafa Bey. Çok doğru abi. Sonra bak sonra çok pişman oluruz. Bana kalırsa ben hiç ayrım yapmıyorum. Benim için Suriyeli de bir, Gazze'li de bir, Libya'lı da bir, Sudanlı da bir, benim için Arakanlı da bir, benim için Türkiye'deki mağdur ve mazlum kardeşim de bir. Sonuçta nedir? insandır Müslümandır. E, Müslüman değilse insandır. Ben böyle de bakıyorum olaya. E, ne yapacağız yani biz? E, bizim dedelerimiz Çanakkale Savaşında az önce savaştığı asker yaralandığında onu tedavi etmeye götüren değil mi? Evet o. E, ama onunla övünüyorsun. Övünüyorum. Övünüyorsan sen de onun gibi ol. Değil mi? Evet. Bak değil mi? Samimi Gurur, gurur duyuyoruz aynen. değil mi? Gurur duyuyoruz. Ecdadımızla tamam. O ecdadın nasıl olmuşsa sen de öyle ol. O ecdadın bir tane, iki tane yanlışa bakarak 90 tane doğruyu silmemiş. Cephede matarasından suyunu paylaştı diye anlatıyorsun. He, Onunla da gururlanıyorsun. He, he, yani. Şurada sen rahat ortamda ortamda "Vay efendim bunlar geldi, ekonomi bozuldu." Ya ekonominin bu hale gelmesin bin bir türlü sebebi ya vardır. Mustafa, Belki binde bir etkisi vardır Suriyelilerin gelmesinin. Ya hadi ya. yardım da etmiyorsun. Bırak ya. yardım edene mani ha. olma ya. Kardeşim. Şimdi mesela bizim Yesevi Yetim Okulumuzda 380 tane şu kadar çocuk eğitim görüyor şu kadar. Hı -hı. Ne suçu var o çocuğun ya? Ne suçu var abi? Onun annesinin ne suçu var? Ne yapalım şimdi? Bir tekmede biz mi vuralım? Allah muhafaza. Ah. Biz zalimle biz mi olalım? Yok abi ya. Sahip çıkalım. Bak biz şu an Suriye'de her gün 12 bin adet ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hiç durmadık. Hı -hı. Hiç durmadık. Elhamdülillah Kıyamder Kardeş Kuruluşumuzun da fırında üretiyoruz bu ekmekleri. da. Allah onların da hizmetlerini daim eylesin. Çok Aynen. büyük hizmetler yapıyor Kıyamder. Gerçek söylüyorum. Hı hı. Şu an Suriye'de sadece Suriye'de değil, Türkiye'de de yapıyorlar. Birçok hizmeti beraber yapıyoruz. Hı hı. Kıyamder'le, derle. Bak şimdi bir de Vahitler'imiz var değil mi? Evet. Oraya da yardım edelim. Vahit derde Türkiye genelinde e, hocalarımıza hizmet ediyor. Şuray Müceddi diye hocalarımız. Hı hı. Yapalım. Abi sen Suriye'yi benim canım Suriye'yi yapmak istemiyor. Tamam sen Türkiye yurt içine yap. Benim canım ben Libya'ya yollamak istemiyorum. Tamam sen hoca efendilere hizmet eden vahitlere yardım et. Benim canım işte ekmek üretmek istiyor. Kıyamlere yardım et. Haydere yardım et. Sultanlere yardım et. Evet. Ya yani yeter ki doğru bir adrese bağışını ulaştır. O da alsın götürsün bir Müslümanın. Sen gidebilir misin şu an? Gazze'de şu an Mustafa Bey biz 300 kişi birleşsek, 500 kişi birleşsek Gazze'ye iki tas yemek götürme şansımız var Mümkün mı? Yok. Değil. Ama bugün Hayder Gazze'de 5000 kişilik yemek üretiyor. Elhamdülillah. Aynen. Bugün öyle. bizim sınır ötesine geçip şu e, Suriye'de bir tane yetim bulalım deme imkanımız var mı? Yok. Ama biz Hayder'in Yesevi Yetim Okulu'nda, o Camet Yesevi Yetim Okulu'nda bir yetimi sahiplenerek o yavrumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için şu gerekiyor. 0212 alan koduyla 923 923 1923 arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'nda okuyan bir yetimi sahiplenmek istiyorum. Bu kadar basit. Evet. Zorunda mıyım? Zorunda değilsin. Ama bir yetim arıyorsan buyur. E ben orada değil Türkiye'de bir yetimi sahiplenmek istiyorum. Hayder'in Türkiye'de de yardım ettiği yetimler var. Gel Türkiye'deki bir yetime yardım et. E ben onu da yapmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Ben bir öğrenciye burs vermek istiyorum. Buyur Hayder bin öğrenciye burs veriyor. Oraya burs ver. E ben onu da yapmak istemiyorum. Yemek ikram etmek istiyorum. Buyurun Hayder'in yesevi aşevi var. Yemek ikram et. Yeter yani. ki yeter ki sen niyetini ortaya koy, gayretini ortaya koy. Biz Haydar olarak sizin emrinizdeyiz. Yeter ki bir fazla Müslümana yemek gitsin. Yeter ki bir fazla Müslümana ekmek gitsin. Yeter ki bir fazla yetime başını okşayacak birisi ona ulaşsın. Değil mi? Evet. Yeter ki Gazze'de bir çocuk, bir e, sahipsiz bir mazlum bir Müslüman bir fazla yemek yesin ya. Bir fazla. Zor bir şey mi? Değil Allah'ın izniyle. Hadis-i Efendimiz buyuruyor ki çorbayı yaparken biraz suyunu fazla koyun. Üç kişi doyacağına beş kişi doyar. Hı hı. İşte bir kişi bak bir kişi artırmak, bir kişiye fazlaya ulaşmak. Hedefimiz bu, gayretimiz bu. Niyetimiz bu. Allah razı olsun bizim bağışçılarımız zaten bu algıları dinlemiyor Mustafa Bey. Evet. Yani çok dinlemiyor ama biz bunları anlatmakla mükellefiz. Dinleseydi zaten. Vermezdi. Yo hem vermezdi hem de e, çok çok yani çok kısa süre içerisinde çok başka şeyleri konuşuyor olurduk yani. Değil mi? Elhamdülillah bilinçli, şuurlu yani milletimizin kahir ekseriyeti çok farkında her şeyin yani. Kimin ne gavurluk yaptığını da biliyor abi evet, affedersin. Evet, 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 evet. Kimin ne güzelliğine yani o mazlumlara nasıl sahip çıktığını, ne yaptığını da biliyor. Elhamdülillah milletin terazisi şaşmaz diye eskilerin bir lafı var ya. Allah şaşırtmasın tabii. Yani olabilir ama bu bilimsel adıyla kolektif akıl diyorlar buna. Bizim milletimiz her daim o aklıyla Elhamdülillah ferasetiyle. ferasetiyle Anadolu irfanı diyorlar ha? ya. İrfanın yani. nasıl olduğunu anlatmıyorlar da Anadolu irfanını evet, çok kullanıyorlar. Evet. Yani o irfan nasıl olacak? Ya. Onu konuşmuyorlar. Ha, bak ee, çok güzel bir noktaya değindin abi. Buradan sırf bir saat yere konuşulur <laughs> ama süremizin sonuna geldik. O zaman Son bir birkaç Bir hadis-i şerif var onu okuyayım. Güzel, Konuştuklarımıza da örtüşüyor. Ee, ey insanlar ölmeden evvel Allah'a tevbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Biz neyi anlattık? Bunu anlattık işte. Evet. Bak, sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşun. Koşunuz. Allah'ı çok çok zikretmek ve gizli açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz ki rızkan nail olasınız. Yardım göresiniz ve ıslah edilesiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz yani. Sallallahu Aleyhi ve Sellem rivayete göre İnşallah Rabbim e, bu konuştuklarımızla amel etmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Dinleyen kardeşlerimize de tesiratını halka eylesin. Amin. İnşallah ümmetin darda, zorda olan, mağdur, mazlum, sesini duyuramayan, gözyaşlarını gösteremeyen veyahut da gözyaşlarını gösterse bile Bizim bakmadan geçtiğimiz o mağdur mazlum kardeşlerimize Allah yardım eylesin. Amin. Onlara götürdüğümüz bu yardımları Rabbim daha da artırmayı nasip eylesin. Amin. Allah Hayder'e bir liradan en üst seviyede ne kadar yardım yapan varsa hepsinin sıkıntılarını da ferah tebdil eylesin. Amin. Yerini doldursun. Amin. Allah bütün bağışlarımızdan razı olsun. Amin. Diyelim inşallah. Allah razı olsun. Rabbim sizlerden de razı Amin. olsun. Evet Amin. abi teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler bugün... Yurt dışı yardımlar özelinde biraz Suriye'deki durumu gündemimize aldık. Yani hakikaten çok uzun zamandır hiç konuşmamıştık yani Suriye'de ne oluyor ne bitiyor diye. O yüzden unutmadığımızı, orada yardımların devam ettiğini, oraya da destek çıkılması gerektiğini, henüz daha yani her şeyin selamete ermediğini, o bölgedeki insanların da yardıma halen daha muhtaç olduğunu hatırlatmak ve hatırlamak istedik. Yesevi yolunu noktalıyoruz bu haftalıkta tekrar buluşmak görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun selamlar ilk. 0212 923 1 923 nolu Haydar Çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Ben size Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok.